ile kullandığı mavi boncuk sayısı 21'den az diyor mavi küçüktür 21 kırmızı boncuk sayısı 15'ten fazla kırmızı büyüktür 15 sarı boncuk sayısı ise kırmızı boncuk sayısından fazla yani sarı fazla kırmızı e, mavi boncuk sayısından da azdır diyor Mavi en fazla olacak. Sarı ortada olacak. Kırmızı en az olacak arkadaşlar. Mavi 21'den küçük. Kırmızı 15'ten büyük. Ayrıca sarı da çift bir sayı olması lazım. En fazla yapabilmek için şu şekilde yapıyorum. 21'den az olup da en yüksek sayıyı maviye veriyorum. Yani 20 mavi olsun diyorum. Şimdi sarıya 19 veremem. Çift sayı vermem lazım. O halde 18 veriyorum. Kırmızı ya da arkadaşlar 15'ten büyük ama 18'den küçük en fazla 17 veriyorum. Bu ifadeleri topladığımda en fazla boncuk sayısı 55 yapıyor. Şimdi Hüseyin arkadaşlar inerken 54 basamak inmiştir diyor. Hüseyin 54 basamak indiğinde merdiven 180 basamaklı olduğundan dolayı merdivende 126 basamak e, inmek zorunda. Ve toplamda 180 eşit olmak zorunda. Yani şöyle arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şu alt kat, şu da üst kat. Merdiven aşağı yönlü. Hüseyin 54 basamak iniyor. Aşağı kata ulaşabilmesi için merdivende 126 basamak inmesi gerekiyor. Yani Hüseyin aşağı inerken 54 basamak attığında merdiven aşağı doğru 126 basamak inmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu 9'a bölelim. Tabi burayı da 9'a bölmemiz lazım. Burayı 9'a böldüğümüzde Hüseyin aşağı doğru 6 basamak attığında merdiven aşağıya doğru 14 basamak 60 olacak. 9'a böldük, 5 ile çarpalım arkadaşlar. Hüseyin aşağı doğru 30 basamak indiğinde merdivenin hızı 70 olacak. Şimdi neden 9'a böldüm, 5 ile çarptım? Çünkü arkadaşlar çıkarken 45 adım atıyormuş. Şu şekilde yapalım yine. 45 adım attı. Üst kata ulaşabilmesi için 135 basamakta merdiven çıkarması gerekiyor. Buraya da 135 yazdım. Aynı şeyleri buraya yaptığımda Hüseyin'in e, attığı adım sayısına ulaşabilmem lazım. Yani önce 9'a böleceğim 45'i. 9'a böldüğümde burası 5 çıkacak. 9'a böldüğümde burası 15 çıkacak. 6 ile çarptığımda burası 30 olacak. Burayı 6 ile çarptığımda burası 90 olacak. Yani 9'a bölüp e, burada 9'a bölüp 5 ile çarpıyorum. Burada 9'a bölüp 6 ile çarpıyorum ki Hüseyin'in inerken de çıkarken de 30'ar adım attığını bulmam gerekiyor. Yani Hüseyin'in hızını sabitlemiş oldum şu anda. Peki merdivenin hızındaki değişimler neler? Hüseyin inerken 30 adım attı. Merdiven 70 adım attı. Hüseyin çıkarken 30 adım attı. Merdiven 90 adım attı. Buradan da arkadaşlar merdivenin çıkarken ki inerken kızını çıkarken kızında böldüğünüzde 70/90 bölü buluyorsunuz. Onun da sadeleşmiş hali 7/9'dur. bölü Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar 5 eşit parçaya bölmüş. Burada 4'ten 6'ya 2 birim var. 2'yi 5'e bölersem 0.4 demek. Bu her bir birimin aralığı. Şurası 0.4, burası 0.8. 4'e 0.8 e eklersem 4,8'i gösteriyor arkadaşlar bu ibre. Burası da aynı şekilde 0.4, 0.4 ilerlemesi lazım. Şimdi 0.4, 0.8, 1.2. 6'ya 1.2 eklediğimde buranın da 7.2 olduğunu bulurum. Şimdi 4.8 kilometreyi bu hızla gitmiş lazım. Yol eşittir hız çarpı zamandı. 4.8 kilometre eşittir. Yani x bu. x eşittir. V çarpı T yapacağım. V'si bu arkadaşlar. 7,2 çarpı T. T'yi burada saat cinsinden bulacağız arkadaşlar. Çünkü bunu kilometre cinsinden yazdık. 4,8 kilometre. Bunu da kilometre bölü saat cinsinden yazdık. Buradaki T'yi saat cinsinden bulacağız. Sonra onu dakikaya çevireceğiz. Bir kere her tarafı 10 çarparsak burası 48 eşittir 72 çarpı t gelir. 72'yi diğer tarafa bölü olarak atarsak da t'yi 48 bölü 72 olarak buluruz. Bu saat cinsinden ama. Dakikaya çevirmek için 60 ile çarpmam lazım. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir sadeleştirme yapalım. 12'ye bölelim. 60'ı 12'ye böldük 5. 72'yi 12'ye böldük 6. 48 ile 6 da sadeleşir. Yukarıda 8 kalır. 8 kere 5 de buradan 40. 2 numaralı torbada 95 tane bilye var arkadaşlar. Bu 95 bilyeyi diğer torbalara üzerinde yazan rakamlar orantısıyla dağıtacağım. Şimdi yani birinci torbaya demek ki 1K. Üçüncü torbaya 3K. Dördüncü torbaya 4K. 5K. Altıncı torbaya da 6K. Bunların hepsini topladığımda 95'i vermek zorunda bana. Çünkü bunlar benim 2 numaradan alıp da diğer torbalara dağıttığım bilye sayıları. Bunları toplayalım. 6, 5 daha 11, 15 18, 19. 19K eşittir 95 ise K buradan 5 gelir. Bunun anlamı şu arkadaşlar. 95'in 5'ini buraya vermiş. İşte 15'ini buraya vermiş. 20'sini buraya vermiş. 25'ini buraya vermiş ve 30'unu da bu torbaya vermiş demek. Ve son durumda bütün torbalardaki bilye miktarları birbirine eşit oluyor diyor. Mesela arkadaşlar en az yapabilmek için burada 4 numaralı torbada bulunan bilye sayısı en az kaçtır diyor? 4 numaralı torbadaki bilye sayısının en az yapabilmem için 6 numaraya en küçük sayıyı vermem lazım. Diyelim ki mesela 6 numarada bir tane bilye vardı. Ben 30 tane daha ekledim. Toplamda 31 bilye yaptı. Diğer torbaların hepsinde de 31'er bilye yapmak zorunda. O zaman burada arkadaşlar başlangıçta 6 tane bilye varmış. Burada başlangıçta 11 tane bilye varmış. Dolayısıyla başlangıçta 4 numaralı torbada en az 11 bilye olması gerekiyor. Ali Burcu'dan 2 yaş büyüktür diyor. Burcu'nun yaşına x dersem Ali'nin yaşı x artı 2 olacak. Erkekler kadınlardan 2'şer yaş büyük olduğu için arkadaşlar Ayşe'nin yaşı da x olmak zorunda. Yine Bura Burcu'dan 2 yaş büyük olmak zorunda. Bir de şunu okuyorum arkadaşlar. Erkekler eşlerinden 2 yaş büyük. Ve bu gruptaki yaş farkı en fazla 4'tür. Yaş farkı en fazla 4 ise bakın burada en küçük şu anda x var. Ee, yaş farkı en fazla 4 ise arkadaşlar buradaki erkek x artı 4 yaşında olmak zorunda. Çünkü erkekler daha büyük olacak. Kadın x artı 2 yaşında olmak zorunda. Çünkü erkekle kadın arasında 2 yaş fark var. Bunların hepsinin toplamı da 190. 2x, 4x, 6x artı 2 burada, 2 burada 4, 8, 10. 6x artı 10 eşittir 190. 6x 180 x'i buradan arkadaşlar 30 olarak buluyorum. x 30 sa Buğra'yı soruyor. Buğra x artı 2 yaşında. Dolayısıyla 32 yaşında. Arkadaşlar x 20 ile 30 arasında çünkü alarm vermiyor. 20 x 30 y bir tane alarm veriyor. Bir alarm veriyorsa 30 ile 49 arasında. 30 30 dahil mi? Dahil. Y 49. Z'ye bakıyorum. iki tane ünlem vermiş. iki tane ünlemler 49 ile 65 arasında oluyor. 49 dahil Z 65. Yine T de aynı aralıkta arkadaşlar. 65 ile 49 arasında. Şimdi X, Y, Z, T toplam 190'mış. Burada ben T'yi en küçük yapabilmek için diğerlerinin hepsini en yüksek yapmak zorundayım. X ile Y en yüksek. X 29, Y 48 oluyor en yüksek. Bunları topladığımda 77 yapıyor. O zaman Z ile T'yi bulabilmek için 190'dan 77'yi çıkaracağım. 190'dan 77'yi çıkardığımda 113 kalıyor. Buradan arkadaşlar Z ile T'nin toplamını 113 olarak buluyoruz. Şimdi T daha büyük olacak ve en küçük değerini soruyor. O halde 112'yi 2'ye böl 56 50, 6, 50 7. Bakın T daha büyük. Ee, ve toplamları 113. T'nin en küçük değeri de burada 57 olur. 57'den daha küçük olamaz. Yoksa şurayı bozarım arkadaşlar. Şimdi çocukların başlangıçtaki paralarına X, Y, Z dedim arkadaşlar. Birinci teklifte kardeşlerine beşer lira verirsen sana 11 lira veririm diyor annesi. Kardeşlerine beşer lira verirse arkadaşlar burada Naz'dan 10 lira azalacak. Çünkü 5 bir kardeşine verecek. 5 diğer kardeşine verecek. Naz'ın parası 10 azalacak. Annesi ona 11 verecek. Dolayısıyla y iken y artı 1 olacak parası. Böyle parası artar. Ya da şu şekilde yapalım. Cemre sana 3 lira verirse diyor. Cemre 3 lira verirse Cemre 3 azalır. Naz 3 artar. Sen de kardeşine 6'şer lira verirsen 6, 6 6 12 lira azalıyor demek ki. Bir kardeşine 6 veriyor. Diğer kardeşine 6 veriyor. 12 azalıyor. Dolayısıyla y artı 3'ten 12 azaltacağım. y eksi 9 olacak. Ben de sana 8 lira vereceğim diyor. 8 lira verirse de arkadaşlar y eksi 1'e çıkar. Fakat e, en başta parası y idi. Şu anda y eksi 1'e düşmüş oldu. Dolayısıyla 1 lira azalmış oldu. Bu teklif zararına çocuk için. Şimdi diğer duruma bir bakalım. Yine başlangıçtaki para miktarları bu. Eda ve Cemre sana ikişer lira verirse. Şimdi 2 lira verdi. 2 lira verdi. Bunun parası 4 lira artmış olduğu. Senden 3 lira alırım diyor. Alsın. Y artı 1'e düşer. Başlangıçtaki parasına göre yine artmış oldu. Dolayısıyla 1 ve 3 arkadaşlar başlangıçtaki parasına göre artış oluyor. Naz, nazım parasının. Şimdi erkekler ve kızlar diye ayırdım. Kızlar her 20 saniyede, erkekler 15 saniyede bir etap tamamlamaktadır. Dolayısıyla erkekler 15 saniyede, kızlar 20 saniyede et etap tamamlıyor. Şimdi erkeklerin her etapta taşıdığı ağırlık kızların taşıdığı ağırlıktan 3 kilo fazladır diyor. Diyelim ki kızlar x kilo ağırlık taşıdı, erkekler x artı 3 kilo ağırlık taşır, 15 saniye boyunca. 20 dakika oyun süresi toplam 380 kilo ağırlık taşımıştır diyor. Şimdi burada öğrenciler dediği için arkadaşlar 15 saniyede x artı 3 ağırlık taşıyan erkekler 20 dakikada ne kadar ağırlık taşır onu bulmam lazım. Şimdi 15'i 4 ile çarparsam 1 dakikada taşıdıkları ağırlık miktarını bulurum. Erkekler 1 dakikada 4x artı 12 kilo ağırlık taşımış olur. Burayı 4 ile çarparsam burayı da 4 ile çarpmak zorundayım. Hatta kızlar da 4x 4x değil 20 saniyede e, x taşıyorlarsa 3 ile çarptığımda 1 dakikada 3x taşırlar. Bunlar birer dakikadaki halleri arkadaşlar. Oyun 20 dakika sürdüğü için bir de bunu 20 ile çarpmam lazım. 20 ile çarparsam 80x artı 20 çarpı 12'den 240. Bunu 20 ile çarparsam 60x. Yani kızlar oyun boyunca 60x ağırlık taşımışlar. erkeklerde 80x artı 240 ağırlık taşımışlar. Bunların toplamı 140x artı 240 eşittir 380 yapıyor. 240 çıkardığımda 140 yapıyor. 140x 140 ise x buradan 1 geliyor. Erkeklerin taşıdığı ağırlık da arkadaşlar x1 ise erkeklerinki de 4 olacak.